Herkese merhabalar. Öğle arası programımızla yine siz kıymetli izleyicilerimizle birlikteyiz. Bugün de çok değerli bir stüdyo konuğum bizlerle birlikte olacak. Konya Baro Başkanı Sayın Mustafa Aladağ bizlerle. Bugün baro çalışmalarını ve seçim sürecini konuşacağız. Müsaadenizle hemen konuğuma hoş geldin diyeyim ve programı başlatayım. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık kırmayıp buraya geldiğiniz Allah. için. Evet biz bugün baro seçimlerini konuşmak istiyoruz. Ve baro çalışmalarınızı da açıkçası merak ediyoruz. Tabii yakınen sizi takip edenler var. Bizler de takip ediyoruz ama... Birinci ağız olarak sizden bakalım neler duyacağız. Baro malumunuz avukatların kayıtlı olduğu kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu. Çok da önemli bir müessese. Tabii bununla birlikte hukukun gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu da çok önemli bir durum. Son zamanlarda çok fazla konuşulan bir çoklu baro sistemi var. Ve tartışma götüren bir süreç. Ve siz de bir açıklama yaptınız. Dediniz ki ben karşıyım. Kesinlikle. Neden karşısınız? Bu konuyu biraz konuşalım. E, tereddütleriniz nelerdir? Bunu sevgili izleyicilerimize paylaşalım. Böyle bir soruyla programa girmiş olduk. Sonrası devam edecek. Cihal Hanım öncelikle en azından mesleği, baroları böyle güzel bir programa konuşma fırsatı verdiğiniz için başta şahsınız olmak üzere bir Ben Türk ailesine teşekkür ediyorum ben. Evet 25 yıllık avukatım. Sadece avukatlık yaptım. Aralıksız, fasılasız başkaca bir meslek bu mesleği tadınca düşünmedim. O anlamda yaşadığım keyif ve mutluluğu ifade etmek isterim. Benim bir şansım olmuş olacak ki değerli üstadlarla baroya girdim, tanıştım ve 20 ile yakın süredir de baronun içerisindeyim. Yönetim kurullarında delegasyon olarak ve son iki dönemde malumunuz baro başkanı olarak görev yapıyorum. Evet. Ee, bu tabir ben çok kullanıyorum ama belli arkadaşlar eleştiredebiliyor Ben bir barocuyum. Baroculuk bir yaşam şekli haline gelmiştir. Evet. Benim ee, evladım gibidir, çocuğum gibi önemsediğim bir kurumdur kurumsal olarak. Neden olduğunda birazdan konuşmanın ilerleyen safhalarında aktaracağım ben. Ee, yargının tarafsız ve bağımsız kurucu unsurlarından biri savunma diyoruz. Savunmayı kim temsil eder? Avukatlar temsil eder. Bizler de bu mesleği serbest, özgür hürriyetimizde mevcut meri kanunu uygun olarak icra etmeye çalışıyoruz. Evet. Çalışırken de bir kanunumuz var tabi avukatlık kanunu yönetmeliklerimiz var, meslek kurallarımız var. Burada da hak ve ödevlerimiz sayılmıştır. E, bu kapsamda da çok güzel söylediniz. Asli vazifesi barolarında avukatlardan müteşekkil bir meslek örgütü. E, meslek örgütü dedikten ihtiyar da de yok dikkat edin burada. Her ilde hı hı. sayı 30'un üzerinde ise bir baro kurulur der. Bir genç meslektaşımız avukatlık ruhsatnamesini aldığı, O güzel yemin ettiği bir büro edinmek, bir baroya kayıt olmak zorundadır mesleği icra edebilmesi için. Evet. Böyle bir anlamda da kamusal bir görev var. Niteli itibariyle bir kamu hizmeti de icra, i̇cra ediyoruz. ediyoruz. Onun için doğru. çok önemli bir kurum. Çok da gündemde yıllardır evet, da özellikle evet. son dönemde de çokça tartışıldık, gündemede taşındık. Gönlüm arzu eder hep olumlu yanlarını konuşabilsek ama Tabidir hayatın içerisinde olduğu gibi bizde de zaman zaman farklı düşünceler, uyuşmazlıklar, evet. anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ama her şeye rağmen tüm farklı görüşlerin yegane hedefi meslek meslektaş odaklı. Mesleğin kazanlarının arttırılması, iyileştirilmesi, e, bilir hale getirilmesi, vatandaşın hak ve ödevlerinin anlatılması ve savunma mesleğini daha etkin kılabilmek. Tabii Klabinler. işlevselliğini daha da Bu daha anlamda arttırmak, yürütülüyor. Arttırmak. Evet. E, malumunuz bir yasa çıktı, çoklu baro yasası sadece biz değil 80 baro barolar bildiği tek bir azdan tek ses olarak biz çoklu baroya karşıyız dedik. Gerekli teknik detaylı açıklamalar yapıldı. Burada da değinmeye çalışacağım. Bunu söylerken meslek bile hareket ettiğim lütfen anlaşılmasın. anlaşılmasın. Peki. Ee, daha sade bir dilde dilim döndüğünce lütfen. ifade etmeye çalışacağım. Ee, yasa şu şekilde çıktı malumunuz. Üye sayısı 5000'in ve üzeri. Bu şu demek bugün için? Ankara, İstanbul ve Antalya ilimizde 5000 evet. ve üzerinde avukat sayımız var. Dolayısıyla çoklu baro ancak oralarda kurulabilir. E, bulunan yerlerde 2000 bin sayısına ulaştığınız takdirde ikinci baroyu kurabiliyorsunuz. Evet. E, biz dedik ki bir e, kamu görevi ifade ediyoruz. Bunun disiplin hakları, özlük hakları var. Bugün onun. Yine kamusal görev olmasa sebebi birazdan değineceğiz. Vatandaşımız da son derece ilgilendiriyor. Maddi imkanı olmayan hı hı. ama hak arama noktasında adalet ve özgürlük eşitlik noktasında zararı olan bizim bir CMK. Zorunlu müdafiyelik evet. ardından da adli yardım diye müesseselerimiz var. Evet. gelir olmayan vatandaşa, yardım hazineden, etme. Adalet Bakanı'ndan evet. aktarılan bütçeyi barolar sehve idare ediyor. Avukat görevlendirmesi yapıyor. Burada ihtiyarlık yok yine zorunluluk esası var. Evet. Ee, Bunların sekvi idaresini nasıl yapacağız? İkinci bir baro kuruldu. Bunun sekvi idaresi nasıl olacak? Halihazırda baroların edinmiş olduğu belli varlıklar var. Hı hı. Bunun paylaşımı nasıl, nasıl olacak? olacak? Efendim ben bir no'lu barodayım. Siz iki no'lu barodasınız. Asıl olan diyoruz meslekle meslektaş birliği. İster istemez hayatın içerisinde bunu kabul edelim. Dünyanın var olduğundan bu yana farklılıklar, zenginlikler var. Olduğu gibi kabul etmek zorunlu var insanımızı. Hı hı. Asgari müştereklerde anlaştıktan sonra e, bir ve beraber olunca sorunlar çözülebileceğine inananlar Mutlaka. Birlikten güçte Tabii ki 80 Türkiye. baro, 140 bin avukat ciddi bir sayısal anlamda aynı zamanda etkili bir güç. E, kanaat önderi gibi toplumumuzda neredeyse. Evet. E, hangi anlamda, hangi toplum için? E, Toplantı şekli olursa olsun birlik ve beraberlik mutlaka kendinizi avukat olarak tanıttığınız anda size bu konudaki görüşünüz nedir sayın avukatım diye bir soru gelir. Gelmeye de devam ediyor sayısal artışa rağmen. Bu noktada önemli bir onurlu ve saygın bir meslek olduğunu düşünüyorum. Görüş farkları var. Bir de bir vekinoğlu baroyu bunun içine kattığımız takdirde hı hı. biz artık o farkların daha derinleşeceği meslek meslektaş dayanışmasının Kopabileceği, Hı -hı. kaybedilebileceğine dair bir görüş ve kanaatim var. Ee, kaldı ki çoklu baro düşüncesiyle birlikte amaç nedir? Bir ülkesel, kamusal menfaat, Hı -hı. vatandaş menfaati, meslek menfaati ya da baro menfaati burada güdülen amaç nedir? <laughs> Biz bunu kurmakla niye amaçlıyoruz? Amaç Hangi sorunumuzu çözeceğiz? Doğrusu savunan kişilerden diyelim, arkadaşlardan, vatandaşlardan ben buna dair tatmin edici bir cevap almadım. Dolayısıyla bu kanunun hazırlığı aşamasında da özellikle çoklu baro meselesi konuşulurken şöyle bir itiraz ileri sürdük. Çok farklı düşünceye sahip barolar, baro başkanları ve avukatlarımız var. Hı hı. Olmak zorunda da olacaktır Tabii, da. Mutlaka. Bizim tek hedefimiz var, baro siyaseti. Hukukun üstünü, yargının bağımsızlığı, hepimizin bağımsız. ortak noktası bu. Arzu edilen hedef bu, ee, uğraşıyoruz. Dedik ki eğer benim mesela benim sorunum avukatlık ve barolar konuşuyorsa bu sorunun çalışmalarında ilk olması gereken kanaatimce hani barolar, barolar birliği olmalıydı hazırlık aşamalarında. Pek tabidir ki kanun koyucu siyasal iktidar, meclis hepimizin kabul ettiği bir kurum olmazsa olmazımız. Ancak mesele, meslekse avukatlıksa hani bunun içerisinde işte 25 yıl yorulmuş, 50 yıl ve devamı gibi çok büyük üstadlar var. Bunların e, bu sorunları... Ya da neden olduğunu cevabını aramaları lazımdı. Bunun avukatlara sorulması, barolar sorulması gerekiyordu. Bu çalışma bir yuvarlak masa etrafında oluyorsa o masanın bana göre en başında baroların ya da gerekiyor. avukatların olması gerekiyordu. Bunun da olmadığını söyleyebilirim. Daha sonrasında bir kısım çalışmalar oldu ama maalesef yeterli hale gelmedi. Belki yasa koyucu iradeyle avukat olarak bizler konuya farklı baktık. Ama kesinlikle tekrar aynı şeyi şöyle bitiriyorum ben çoklu baroyu. Amasız fakatsız. Ben hayır diyorum. Sebebini de az önce de irdeledim. Bunun hiçbir hukuksal, mesleki ya da toplumsal bir soruna cevap verebileceğini düşünmüyorum. Bunu yine biz baro içerisinde çözebileceğimiz düşüncesindeyim. Çoklu baro bize bu noktada fayda değil zarar dahi getirebileceği kanaatindeyim. Evet o zaman altyapı olarak herhalde ülkemizi sizin görüşünüzden şunu anlıyorum. Müsait olmadığını düşünüyorsunuz ve geçerli sebeplerinin de ortaya konmadığını ifade ediyorsunuz. Şimdi Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da çok fazla çoklu sistem var. Çoklu baro dediğimiz durum söz konusu. Ülkemize geldiğimiz zaman sizin reddetmenizin temel sebebi herhalde altyapısının tamamen uygun olmaması ülkemize entegre edilme konusu. Tabii Canan güzel söyledin. Her dünya ülkesinde bir sayısı, iki evet. konumu, coğrafyası, dinamikleri Tabii, farklı olabilir. mutlaka e, Dünyaya baktığınız anda ülkelerin çok az sayıda uygulamasını görebiliyorsunuz. Farklı yapılar var. Bizde demokrasi, onlarda federa evet, gibi evet. farklı uygulamalar var. E, şunu sorabilirlerdi belki. İstanbul'da şimdi 50 bin avukatımız var. 50 bin sayıya dikkat edin evet, lütfen. Evet korkunç bir rakam. <laughs> korkunç bir rakam. 50 bin avukatımıza kim var? Bir baro başkanımız var, değerli bir başkanımız ve 10 kişilik yönetim kurulu üyeli var. E, coğrafyayı da düşündük, nüfus yoğunluğunu da düşündük İstanbul'un 15 milyon üzerinde. Bu coğrafya içerisinde İstanbul'da 10 kişilik yönetim kurulu ve baro başkanımız 50 bin avukata eşit, adil ve doğru ve anında hizmeti nasıl yürütecek? Bunu konuşuruz. Masa etrafında. Ankara'da hı. 20 bine ulaştık. İzmir'de 10 bine aştık. Hı hı. Bunları konuşalım. Konya'da bile bu sayı artık çok Konya'da fazla evet, değil mi? Konya'da evet sayı vereceğim 2888 şu saati itibariyle kayıtlı avukatımız var. Evet ve gitgide de artan Ama bir Canan, sayı Ama canım yarın ne diyor sorarsanız ben size bakmam lazım diyeceğim. Neden? Evet. Sürekli artıyoruz. artıyor. Hali hazırda 127 genç kardeşimiz ruhsat bekliyor. 400'e evet. yakın stajyerimiz var. Kısaca yıl sonu itibariyle Konya Barosu'nun mevcudu 3000'in üzerinde olacak. Evet. Ciddi bir sayı. Sayılar insanın hoşuna gider kurumlarda, derneklerde. Hı -hı. Şu kadar üyen var demek sizi keyiflendirmesi lazım. Rasyonelist bir durum ortaya koyuyor Ama çünkü. Ama bir de gerçeklerimiz var. <laughs> evet. Mesela. Hayatın gerçekleri. Nihayetinde verdiğiniz çabanın meyvesini anlamak anlam çok bilmek var. Bir mesleki tatmin, iki de e, ekonomik anlamda tatmin. Burada sorunlarımız var. Yeri gelirse onları da evet. konuşacağız. Evet o zaman buradan devam edelim. Tabii sorunlar arasında sorularım arasında onlar da vardı ama e, dilerseniz bu mesleki anlamdaki yaşamış olduğunuz sorunları şimdi bu genç kardeşlerimiz gümbür gümbür geliyor hukuk alanında. Türkiye bu anlamda hem demokratik hem hukuk devleti ve bunu da önemsediğimiz için bu genç kardeşlerimizi de tabii e, değerlendirmekte fayda var. Dilerseniz bu sorunları da biraz konuşalım. Yani sizler yap olarak evet hukuka katkı sağlıyorsunuz birlik beraberlik mesleki örgüt olarak değer katıyorsunuz ama yeni gelecek olan genç kardeşlerimizin ve şu an hali hazırdaki durumunuzu değerlendirdiğimizde yaşadığınız sorunlar problemler nelerdir bir de pandemi süreci eklendi birçok kişi evlerinde Kalmak durumunda kaldı. Ofislerini kapatan avukatlarımız oldu. İş yapamaz hale geldiler. Hatta bir avukatımız Çin Van'a biliyorsunuz dava açtı. Sizin yüzünüzden ofisimi kapattım, geçimimi sağlayamıyorum diye. Bilmiyorum nasıl sonuçlanır, siz nasıl değerlendirirsiniz bu meslektaşınızı ama bence çok dikkat çekici bir yaklaşımdı. Bu konuda o zaman sizin görüşlerinizi almak isterim. Ya, malumunuz takip edebildiğimiz kadar hepimizin birlikte yani yararlı reform strateji belgesi yayınlandı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından külliyede çok kapsamlı çok ayrıntılı bir çalışma ama pandemi koşulları evet, malum içeriyor. gündeme geldi en azından hali hazırda dünkü malumunuz tedbirler kapsamında yapılan değerlendirmede de hukuk ve ekonomi anlamında dikkat hem hukuk hem reform çalışmaları olacağı ifade edildi bu hukukun adaletin hava gibi su gibi olmazsa olmazımız. Olmaz. Evet. Ne kadar ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Ee, hukuk güvenliliği demek, ekonomik kalkınma demek, kültürel kalkınma demek, sosyal, sosyal her anlamda her gelişme anlamda, evet. demek. Ee, Temel sağlam olunca onu gerisi sağlam. zaten. Geliyor. Şimdi onun olmazsa olmazı bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duydum Bir kez daha belirtiyorum. Avukatlık mesleği de kabul edin etmeyin. Bu da bir zorunluluk olarak iyileştirilmek Ekonomik anlamda en azından tatmin edilmek zorunda. Evet. Bunun başında eğitime de geleceğiz. Oradaki sorunlarımız da var. Kabaat bizde de vardır. Okullarımızda da var. Gençlerimizde de var. Hiçbir ayrım yapmaksın söylüyorum ben bunu. Dolayısıyla biz mecburuz. Olmazsa olmazımız bu. Biz burada ben farklı düşünüyorum deme. Lüksüne sahip değiliz. Ne için? 83 milyon vatandaşımız ve ülkenin yarını ve geleceği için. Ee, 1912 kuruluş yılımız. Bir asır geçtik. 108 yıllık bir tarihe sahibiz. Ee, göreve geldik 2016 yıl Ekim ayında. Sayı vereceğim ben size. Müsaade ederseniz. 1800 avukat sayısı. Bakın 100 yıla yakın bir sürede 1800. 2016 Ekim'den bugüne kadar verdiğimiz ruhsat sayısı bir o kadar. 1900. İnanılmaz bir artış. Artış. Sisteme dahil olan var. Tabii e, öğrencilik yıllarımızdan hepimiz hatırlarız ilkokul, ortaokul ve lise çağında üniversite çağına geldikçe hepimizin hayalini iki süsler. Lütfen diğer meslek grupları <laughs> alınmasın. E, lütfen hepsine <laughs> evet, saygı duyuyorum ama, ama sayısal da Evet. Tıptır, sözelde hukuktur. <laughs> Hukuk. Olmazsa olmazımızdır. Eee ailelerimizin teşviki çocuklarımızın hayali okula başladı. 4 yıllık temel eğitimi aldık çok kolay avukatlık stajı. Onu da konuşacağız. Yani ruhsatınızı aldığınız ya da geçici mezuniyet belgesini. Altay diye de altay avukat yanında olmak üzere. Bir yıllık bir staj. Stajın ardından hukuk alaka meslek onur ve kurallarına bağlı kalacağınız dair meslek yemeğini avukat oldunuz. Olduk ama bizi neler bekliyor? Evet. Büyük hayaller ve hedeflerle yola çıktık. Eğitimimizi tamamladık. Bu arada yaşımız da 22'lere geldi ideal sene kaybetmeden gelirsek 22 yaşında 22, evet. bir avukatlık tercih ettik. Herkesten onu istiyorum avukat olun diye her şeye rağmen. Evet. Peki bu hayatı idam ettirebilmek için bir gelire de sahip olmamız lazım. Eğitimimizi de çok güzel tamamladık. Tüm derslerimizi harfiye takip ettik. Nitelikli hocalarımızla eğitim aldık. Bireysel gelişimimizi tamamladık. Stajı da dolu dolu geçirdik iyi bu ustanın yanında. Baronun tüm faaliyetlerine de katıldık. Hem barolar hem baronun. Evet ben hazırım. Peki ben ne yapacağım? <laughs> Efendim bunun adı serbest meslek. <laughs> evet. Serbest meslek. Hali hazırda tekrar söylüyorum. 127 genç arkadaşımız 1-2 ay içerisinde aramıza dahil olacak. Şu an bizi izliyorlarsa can kulağıyla sizi dinliyorlardır. Şöyle ki bu meslektaşlarla her gün beraberiz. Evet. 4 yıllık görev süremiz boyunca da bir mikrofon uzatıldığında ya da söz verildiğinde <laughs> aynı şeyler ifade ediyorum. Belki meslek anlamda aziyet göstermek ne kadar doğru o da tartışılır. Sayın Başkan hep olumsuz şeylerden de bahsedebiliriz. Ama ben hayat hep doğru ve gerçekçi bakmaktan yan olduğumu düşünüyorum. Öyle görmeliyiz. Biz bu gerçeği görmezsek bu sorunların çözümünde kulak artası edilir, unutulur gibi geliyor. Ciddi manada ekonomik anlamda sorunlar bizi bekliyor. Bağlı avukat olarak çalışmak diye bir durumumuz var bizim. Bağlı avukat arkadaşların içinde bulunduğu ekonomik sorunlar var. Jalan'ın bir örneği aslında şuradan vereceğim. CMK dediğimiz ceza muhakemesi kanunu evet. zorunlu müdafilik geldi. 97-98 yılında askerdeydim ben. O dönemdeki avukat arkadaşlarımızın bu sisteme dahil oluyum. CMK zorunlu hizmetten bir gelir elde dediğimde hiçbir kaygısı ve endişesi olmadı. İhtiyacı olmadı. Çünkü kendilerini bekleyen önlerinde az veya çok... Küçük büyük hep bir işleri oldu. Yani geçim kaygısı taşımadılar. taşımadılar evet. Ama bugün gelinen noktada benim genç bir avukatımın hayatı, geçimi CMK'ya bağlanmış durumda. O da standartların çok altında. Meslek olumlu yapılan hizmetin verilen e, ücretler de çok altında. Buna rağmen, her türlü olmuşsa rağmen acaba bir CMK görevi gelir de ben buna gidip bir kazanç elde edebilir miyim diye hı hı. saatlerini adli içerisinde geçiren... Gece göreve giden, gündüz göreve giden genç arkadaşlarımız. Bunun temel nedeni ne? Ekonomik kaygı. Ben şunu söylüyorum. Evet devletin kurucu unsuru adalet, adaletin bir parçası avukatsa tüm sistemlerde, dünyadaki tüm örneklerine bakacağız ve çözmek zorundayız. Avukatın geçim derdi olmamalıdır, olamaz. İdeal bir demokrasi, hukuk işleyişi, hukukun üstünlüğünü savunduk. Evet. Hepimizin hem fikir olduğu konu, konsensus sağlandı. Hiç kimsenin bir itirazı yok ama ben açım. Bir çelişki var gibi geliyor bana. Efendim bunun çözümünde önermeye çalıştık. Derhal avukatlık sınavı gelmeli dedik. Hı hı. Yine 80 barabarlar birliği, 11 mesai harcadık. Bu konuyu meclis gündemine taşıdı. Siyasi partilerin grup başkanları, başkan vekilleri ve hukukçu milletvekillerine dile getirildi. Her nedense orada da hemen Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Adalet Bakanı'na ki burada Adalet Bakanı için ayrı bir sayfa açmak gerekiyor. Evet. Meslekten gelmesi hasebiyle bugüne değin özellikle pandemi sürecinde de Hı -hı. hep meslektaşlar ve mesleğin yanında ve yakınında yer aldı. Bizi her zaman dinledi ve kapısını açtı. Güzel adımlarda atıldı. Hı -hı. Yapılan her hizmet tırnak kadar da olsa kıymetlidir ve değerlidir, önemlidir. Hı -hı. Başlangıçtır, devam edecektir. Öyle ümit ediyoruz ee, ama ona rağmen bizim sınavımız maalesef 2024 yılında hayata geçecek. Yani halihazırda yasanın çıktığı tarih itibariyle eğitim gören hukuk fakültesi öğrencilerini kapsamadı. 2024 yılında sınav geldiğinde ki ona da değineceğim. Hı hı. Hı hı. Nihai çözüm sınav değildir. Hep aynı tabiri kullanıyorum. Çok hızlı akan debisi yüksek bir dere var. Onun üstüne bir set geçiriyoruz sınavla. Bu set ne kadar dayanacak belli bir süre. Önemli midir? Önemlidir. Bir elemasyon anlamda, nitelik anlamda, gelişme gelişim anlamda önemlidir ama yeterli olmayacak. Maalesef sınavımız 2024. 2024 geldiğinde de bizim avukatlık sayımızın bugün 135-140 binlerde olan sayının 200 bine ulaşması bekleniyor. Evet. 70-80 bin öğrencimiz her yıl 16 bin kontenjanımız var. Hı, hı. Evet e, devlet üniversitelerimiz, vakıf üniversitelerimiz, Bakıf, özel, özel üniversiteler. üniversitelerimiz. Biz mezuniyet anlamında asla bir ayrım yoktur. Bizim için asıl olan hukuk fakültesi diplomasıdır. Aldığından avukat ruhsatnamesidir. E, bir müvekkil ya da müvekkil adayı geldiğinde avukat olarak görür. Zira o cübbenin altında hı hı. kıdemlisinden kıdemsine varıncaya kadar bir ast ust ilişkisi Mutlaka asla var. olmamıştır. Evet. Mesleğin ruhuna da uygun olan budur. E, ama e, dedik ki yani bu meseleyi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Ama nasıl? Öneriniz? Onu çok sayıda dedik. E, fakültelerimiz var, fakültelerimiz. Halen açılmaya da devam ediyor. Ona da karşıyız. Efendim, yılma yine, söz tohum, konusu tohum. var. O potada eritilmeden tekrar açılmasını desteklemiyorsunuz. Şimdi e, belli üniversitelerimiz var. E, kontenjan var, öğrenci alımı var. Ama bu öğrencilerimizi yetiştirecek ilgili alanlarda yeterli akademisyenle sahip değiliz. Dışarıdan misafir öğretim üyesi ya da görevli sistemiyle bunu yürütmeye çalışıyoruz. Biz ısrarla şunu dedik. Bir, her hal ve şart altında kontenjandan düşünmesi gerekiyor. Bu net. Peki. Bir, i̇ki, yeterli akademisyen, öğretim üyesi, öğretim görevlisi ya da kadroya sahip değilseniz hı hı. bu fakültelerinizin kapanması gerekiyor. Şahane ben bunu kendim için söylemiyorum. Evet, ya da evet. üniversitelerimi ya da fakültelerimi karşıma alayım diye de söylemiyorum. Hı hı. Ben nihai olarak mesleğe başladık yazacakları o yol ayrımında start noktasında bulunan bir abileriyim. Bu sorun benim sorunum değil. Bir meslek büyüğü olarak tabii ki Ancak evet okulun başındaysak az önce evet. dediniz 17 yıldır yayın hayatındayım. Heyecan taşıyorum evet aynı heyecan taşıyorum. Ben dertlenmezsem ben düşünmezsem kim düşünecek sorusu. Düşünmüyorsanız orada durmayın zaten. Evet. Hizmet çok. edemiyorsunuz demektir. Ee, hal böyle olunca sorunların nihai çözümünün yani akan bir musluk var bunu kapatmanız lazım sarf israfı önlemek için hı hı. net bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bu çözüm önerilerinden bir tanesi yine geçen sayıları vereceğim ama başka türlü izahım yok. Yok tabii sayılar üniversite, üniversite sınavında aslında, 190 bin barajı vardı. Yani hı hı. 190 bin içerisinde yer aldığınız takdirde müsaade de uygun görev hukuk fakültesi tercih edebiliyordunuz. Biz bunu çok ama çok yüksek olduğunu ifade ettik. Bu sayının 50 binlerin konuşulması şimdilik dedik ilk aşamada dile getirdik. Yoğun çaba verdi yine Barolar Birliği, hı hı. barolarımız şimdilik 125 bin. Yeterli mi? Değil. Değil evet. Ama adım mıdır? Tekrar söylüyorum. Meslek adına, meslektaş adına genç üstad ayrımı yapmaksızın. Bizde kıdam ayrımı yok. Hı hı. Abi kardeşlik ayrı bir şeydir. Ya da büyüye saygı ayrımımız yok ama bu kadar çok fazla genç avukatınızın sorun olunca da ister istemez her şey nereye Duyarsız Tabii. Genç avukatlarımız evet. odaklanıyor doğal Hakika. olarak. Çünkü onları başkan olarak, abi olarak, bir büyük olarak dinlediğinizde dertleniyorsunuz. Bakıyoruz çözüm üretemeyince de ben neden buradayım diye kendinize soru sormaya da başlıyorsunuz. Ee, bu da çok üzücü bir durum. Nihayet olarak tüm yetkililerden, ilgililerden, barolardan, barolar birliğinden. Her kim varsa bu konuda yetkili. Ben rica ediyorum, istirham ediyorum, hazırım. Gece gündüz demeden mesaiye düşünemediğimiz, öneremediğimiz ya da çözüm noktasına yanlış bir yol ve yöntem e öneriyorsak bu hatamızı da düzeltmek kaydı şartıyla bize gösterilecek her doğruya mesleğin yeter ki iyileşmesi noktasında koşmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Evet. Sorunların var, çözümler de var ama nihayet bu iradenin ived olarak ortaya konulması, gerekiyor. Evet. En kısa zamanda ben ümit ediyorum çözülür ve sizler Ümidimizi de... <laughs> yitirmedik. <laughs> evet ümit hiçbir zaman yitirilmez. Şimdi Türkiye Barolar Birliği demişken aklıma hemen şu geldi: Son zamanlarda kamuoyunda biliyorsunuz çok fazla büyük bir ayrışma olduğu söyleniliyor Türkiye Barolar Birliği ve Barolar evet. arasında bu ayrışmanın neden böyle olduğunu düşünüyor musunuz? En başta onu söyleyeyim sizin de fikrinizi alayım neden böyle bir ayrışma var bunun temelinde neler yatıyor ve bunun çözümü için sizler neler düşünüyorsunuz? Çağlanmış. birleşme noktasında. Evet, son sayımız Barolar Birliği adı üzerinde 80 barodan müteşekkil üst birlik. Üst birlik derken barolarda özerktir, Aralarında bir az üst bir hiyerarşik ilişki yoktur. Evet. Ama Barolar Birliği'nin seçimi de 4 yılda bir yapılır. O seçimlerde de aday olan başkan ve yönetim kurulu oylarda yine baroların seçmiş olduğu başkanlar doğal üyedir. Artı delegeler vardır avukat sayısına göre. Onlar gider orada oy kullanırlar. Halihazırda bir başkanımız ve yönetim kurulu var görevlerinin başında. 80 Baro Barolar Birliği yönetimi 42. de en son sayı toplantıyı icra etti. Sorunları konuşuyoruz. Ben de sayısız bölgesel ve büyük toplantıya katıldım diyelim Barolar Birliği'nde. Hı hı. 80 Baro Başkanı'nda gördüğüm şudur şahısların fiziksel ya da genel özelliklerin buradan bir anlamı önemli değil ama <laughs> ki. şunu gördüm yanlış anlaşılmasın ya abi gerçekleri saklama bizden der gibi de bir rolde de bürünmek istemiyorum ama hepsi barocu. Kim oldu hangi ilden olduğu önemli Hepsi baroçu. Oraya gelenlerin hepsi canı gönülden onu heyecanla meslekleri, sorunları konuşuyor. Peki bu ayrışma ya da barolar ve barolar bile arasında bir kopukluk, tartışmalar evet. nerede başladı? başladı? Bu genel bir durum değil. Bu maalesef çoklu baroya karşı yürütülen e, demokratik anayasal hak olan belli eylemler gerçekleştirildi. Bir kısım baro başkanlarımız sembolik olarak yürüdüler. Malum Ankara girişinde bir durdurma. Orada polis emniyet güçleriyle yaşanan bir hadise, darpa olayı. O sırada 15-16 baro başkanı benim de bulunduğum mecliste e, anıt kabirde olmamız derken sanki burada bir kopukluk varmış gibi görüntü hasıl oldu. O ana kadar, o saate kadar bizim aramızda mesleğe bakış, baroya bakış anlamında asla Farklılık bir sorunumuz, almış, problemimiz yok. Efendim bir idareden memnun olmayabilirsiniz. Biz bir aile mefhumuysak benim düşüncem odur. Sorunlar aile içerisinde konuşulur. Dışarıya verilecek görüntü tek yumruk ve test şeklinde olur. Ama sosyal medyanın etkinliği, evet, biz bir böyle bir ayrışma gibi. varmış gibi göründü, evet. O münferit bir gündü, talihsiz bir gündü. Bizler de üzüldük. Eminim Barolar Birliği Başkanımız, yönetimle diğer başkanlarımız da üzülmüştür. Sebeplerini, nedenlerini suçluyu, kabahatliği arama zamanı değildir. Böyle bir lüksümüzün olmadığını bir kez daha ifade ediyorum. Bizim bunu tartışacağımız yerde, ailenin içerisinde kapalı kapılar ardındadır. Çıktığımız anda evet biz hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı adına şu kararları aldık. Meclisten, bakanlığımızdan, cumhurbaşkanımızdan şunları bekliyoruz. Şunlarda eksik kaldık diyebilecek tek sesi verebilmemiz lazım. Evet küçük ayrışmalar var. Ama anlaşmazlıklar siz hemen var. Hemen birçok şeyi kabul etmiyorsunuz. Yani büyük bir ayrışma olduğunu söylemiyorsunuz. Olsa da kendi içimizde kol kırılır. Kesinlikle çözülmeyecek yani değil. Sözüyle. Efendim Ankara'sından İstanbul'un Hakkari'sine İzmir'de. Çok farklı dünya görüşüne sahip başkanlarımız var. Öyle söylüyor. Ama toplantıya geldiğimde ben de bakıyorum ne farkımız var diyor. O insanlar sadece meslek, hukuk, hukuk üstünlüğü diyor. E ben de aynı şeyi söylüyorum. Aramızda fark ne? Ona rağmen görüş farkları oluyor tabii. Uzun tartışmalar yaşanıyor. Bu işin doğasında var. Herkes fikrini özgürce söyleyecek. Evet. Bizim mesleğimizin ruhunda zaten itiraz var. Cihal Evet. Biz her şeye itiraz ederiz. Olmazsa olmazdır. Bize kapalı kapı olmamalıdır. Kapı kapalıysa nezakete ne yapılır? Çalınır. Mutlaka. Biz içeriden sesi duyarız duyun. Biz o kapıyı açmak zorundayız. Başka türlü o hakkı savunman ya da savunmayı gerçek anlamda temsil bizde mümkün değildir. Ruhunda biz her şeye itiraz ederiz. Neden? Vatandaşın hakkı için. Adaletin doğru anlamda tesisi için. Evet. O zaman evet, her şeyi itiraz vardır. ederiz sözünü. Çözülemeyecek de değildir. E Biraz daha açarız sonrasında ama şimdi bir araya gitmem gerekiyor sevgili izleyiciler. Kısa bir ara. Aranın ardından öğle arası devam edecek. <laughs> öğle arası aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için bizler bugün öğle arası programımızda Konya Barosu Başkanı Sayın Mustafa Aladağ stüdyomuza konuk olarak ağırlıyoruz ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Sayın Başkan araya gitmeden önce her şeye itiraz ediyoruz dediniz. Ben orada biraz sakınık kaldım. Onu biraz sevgili meslektaşlarınız elbette sizi anladı ama e, böyle hep itirazcı bir yapınız olduğunu biliyoruz tabii ki ama yine izleyicilerimize burada küçük bir açıklama yapmanızı rica edeceğim. Sonrasında seçim sürecini konuşalım. E, hatırlatmanız çok isabetli. <laughs> tabii bizi dinleyen meslektaşlarımız ne demek istediğim konusunda e, mutlaka bilgileri var ya da anlaşılabiliyor. Ya e, avukatsınız her şeyi itirazda nasıl çözeceksiniz sorunlarla <laughs> Hiçbir uzlaşma olmayacak diye bir şey <laughs> akıllara e, gelebilir tabii. İtiraz derken bir hakkı savunuyorsunuz. Evet. Ya ceza hukuk yargılaması, değişmiyor ya da bu kamu kurumu nezdinde nihayetinde bir uyuşmazlık var ortada ki hı hı. bir hak arama var ki siz varsınız. Bu işin uzmanı eğitimini almış biri olarak orada da hep bir şey isteyen ya da zorlayan bir role sahipsiniz. Ama temel nokta burada itiraz olarak algılanmasın. Evet. <laughs> en adil en doğru sonuca ulaşabilmek noktasında gelen itirazlar diyelim. Mesleğim bir keyif veren yana itiraz diyeceğim yine. <laughs> yine yanlış anlaşılmasın. Evet. Bunu bu anlamda değerlendirmek Anladım, lazım. Evet. Yoksa kabaca her şeyi itirazla sonuç elde demenin bir anlamı evet, yok. Evet itirazla uzlaşmaya varmak değilim. Ee, kesinlikle nihayet olarak doğrusu. hedefimiz o. Adil en doğru en evet. hakkaniyetli evet. sonucu alabilmek evet. lazım her iki taraf için de. Evet. Şimdi Sayın Başkan iki dönemdir siz bu baro başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Ve biliyoruz ki yine adaysınız. Evet. Dilerseniz bu seçim sürecine girmeden önce neler yapmıştınız neler? Neler vaat etmiştiniz? O çalışmalarınızı gerçekleştirebildiniz mi? Gerçekleştirdiniz mi? Ve aday olduktan sonra ola ki seçilirseniz eğer neler yapacaksınız? Ee, i̇lk dönem ilk heyecan yeni bir başlangıç yeni Harika. bir ekip arkadaşları bu heyecanla beraber tabi arzu istek tavan yapmış bir şeyler üretmek kendinizi kabul ettirebilmek ya da size duyulan o teveccüh ve özgüveni üretmek insanlara hizmet olarak sunmak gerekiyor dedik. Bir sloganımız vardı. Biz yönetmeye değil hizmete talibiz. Kapımızda açtık, gönlümüzü açtık gibi. Belki bu tekerleme gibi gelebilirsin ama sağ olsun tüm meslektaşlar. genç, üstad farkında olmaksız hiç yalnız bırakmadılar. Bir baroda hizmet üretirken bu yönetmede hizmetse biz bunu yalnız yapmadık. Sadece 10 tane yönetim kurulu yapmadı. Burada ismini sayamayacağım. Gencimiz, üstadımız, komisyonlarımız, merkezlerimiz inanılmaz bir mücadele verdi. Baronun varlığını hissettirdi. Çünkü baroların neden kurulduğu, neden var olduğu yine avukat kanunda tarif ediliyor. Yani mesleğin az önce söylediğimiz meslek meslektaş ilişkisi kazanılan arttırılması. Ama ondan sonra diyor ki yani saygın ve onurlu meslekte hukukun üstünlüğü, insan haklarını sağlayacaksınız evet. diyor. Kuruluş amacı var. Bu noktada... Her zaman bir Konya Barosu'nun varlığından olduğundan söz edebilirim. Ee, biz öncelikli olarak e, meslek ya da meslektaşlara yönelik e, birçok komisyon kurduk. Aklınıza ne gelirse kadın hakları çocuk haklarından tutun, hayvan hakları çevre, kamu avukatları, avukat hakları merkezi staj eğitim komisyonu gibi 20'ye yakın başlık altında komisyon var. Bunlar çok fedakarca, gönüllülük esasıyla hizmet yapan arkadaş var. Arkadaşlarımız oldu. Bunlarla beraber yürüttük. Ama asıl olan temelde dedim biz bir bilgi mesleği icra ediyoruz Cihal Hanım. Olmazsa olmazız. Temeli eğitim. Pek tabidir ki 4 yıllık lisans eğitimi geldi gençlerimiz. Teorik bir bilgi. Bunu uygulamayla pekiştirmek anlamında da biz ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik çok sayıda seminer kompozyonu onları düzenledik paneller düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Başlıca hizmet alanımız ana odaklandığımız nokta eğitim. Yani mesleki tecrübenin arttırılması, Aktarılması, değil mi? Aktarılması. bilginin paylaşılması diye. ona. İşlenmesi diyebiliriz Aynen belki. Aynen öyle. Kesin evet. çok ama çok önemli. Gerçek mal ben avukatım deyip Başarılı olmak istiyorsak, avukat olarak biraz hissetmek istiyorsak sorulan soruya, müvekkil ya da müvekkil adayının sorduğu soruya bir şekilde bir cevap verebilmemiz gerekiyor genel hatlarıyla da olsa zira bir güven mesleği icra ediyorsunuz. Evet. Bu güvenin temeli de bilgi de yatıyor. Cihan'ın bana geldi herhangi bir sorunda inşallah gelmez. Siz sorunuzu anlattığında benim ona bir cevap verebilmem. Hem de yok, tatmin edici bir cevap. Tatmin almak. edici bir cevap Tabii. olacak ki Jalan'ım evet doğru adresteyim. Doğru avukattayım. Güvenebilirim. Evet. Bu temel üzerine kurulduktan sonra başladık. O nedenle diyoruz ki ağırlıklı olarak yürüttük. Meslektaşlarla her an bize ulaşabilecekleri kolay ulaşılabilir bir yönetim olma çabası içerisinde olduk. Gayret ettik. Küçük büyük demeden 7 24 mesai usulüyle sorunlarına kulak kabarttık, dinledik. Çözmek için azami gayret sarf ettik. Yetişemediğimiz, çözemediğimiz, cevap veremediğimiz meslektaşımız ya da sorun da olmuştur. Evet. İşin doğasında vardır. Ama samimi Sabırla, sevgiyle, sadakatle, meslek emrine bağlı kalarak, her zaman doğruyu tavsiye ederek e, bu hizmet anlayışında bulunduk. Diğer barolarımızla iyi ilişkiler içerisinde bulunduk. Türkiye Barolar Birliği ile iyi ilişkiler bulunduk. Oradaki çalışmaları takip ettik. Eğitime o kadar önem vermiş olacağız ki Cihala bizim çok köklü bir vakfımız var. TÜREVAK kısaca, Türkiye evet. Avukatları Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımız. 50 yıl aşkın bir vakıf. Kurulmuş, devam ediyor. Oradaki yedi kişilik yönetim kurulu üyesinde iki tane baro başkanımız var. Bir de biziz. Böyle bir onurlu çok görev tevdi evet. edildi. Dedim ki neden Konya diye baktığımız anda çok sayıda eğitim faaliyeti düzenlememizin burada seçilmede ve olduğunu gördüm ben. Bu da bizi keyiflendirdi. Mutlaka Mutlu da onuru etti. eder. Biz ısrarla bu şekilde eğitime devam ediyoruz. Pandemi sürecinde malumunuz bir araya gelmek toplu e, bir şeyler yapmak, yapmak mümkün yapmak, değil tabii mümkün ki. Mümkün değil. Salgın bir de vaka sayısının artışıyla beraber. Şimdi online eğitime başladık. E, prensip olarak şunu hep ifade ettim. Genel anlamda eğitimin yüzde olması, interaktif olması daha kalıcı ve daha doğrudur. Ancak koşullar bunu gerektirdiği için online eğitime başladık. Genç avukatlarımız var. Onlar sağ olsun sek ve idare ediyor bir akademi çatısı altında. E, çok da başarılılar burada da itiraf edeyim onlara bu kadar başarı da beklemiyordum ben. Hem uzman katılımcı meslektaşlarım son derece hazırlıklı ve uzmanlar keyifle anlatıyorlar. Arkadaşlarımız da e, ilgiyle takip ediyorlar. Ağırlıklı eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bunun yanında yine hukuksuz adaletsiz bir hal ve durum olduğunda bize bir şekilde ihbar ediliyor ya da anlatılıyor. Hı hı. Burada da meslektaşın yani vatandaşın yanında tüm bar olarak bulunmaya, yanında yer almaya çalışıyoruz hep e, hukuka yardım ederken meslektaşların yaşamış olduğu sorunlarda bu dönemde özellikle çok etkili bir avukat hakları merkezimiz var. Ne demek? Bir avukatımız herhangi bir kurum kuruluş ya da özelinde sorun yaşadığında derhal bu merkezimizde görevli gönüllü arkadaşlar onun yanında yer alıyor. Bu yer alırken bizim nihai her zaman hedefimiz insanlar konuşarak anlaşılır. Mutlaka. Sorunlar varsa masaya yatırılır. Nedenliği için ve sonuç odaklı olarak bakılır. Biz bunları ifade etmek için hep orada bulunuruz ve bulunmaya çalışıyoruz. Burada da bu dönemde görev yapan çok değerli arkadaşlarım vardı. Gönülden hepsine teşekkür ediyorum. Çocuk hakları gibi bir komisyonumuz vardı ki öyle güzel dokunuşlarda bulundular ki birçok hassas davalarda evet. yer aldılar. Evet. Bunlar hepsi bize raporlanır bilgi sahibi oluruz iletiriz bu konuda ciddi tecrübe edindiler belki çok gündemde değildir ama bir gerçeğimiz mültecilerimiz var malumunuz evet. Suriye ağırlıklı geçici koruma statüsüne sahip insanlar diyoruz onların burada yaşamış olduğu sorunlar var aynı dili konuşamıyoruz aynı düşünemiyoruz bambaşka bir ülkedeler, bambaşka topraklarda ve bambaşka insanlarda. Bunların hukuki hakkı nedir? Ne yapması gerekiyor? O da bir insandır. Elbette, Onun hakkı var. Bu noktada yine gönüllü çok değerli arkadaşlarımız var. Sağ olsun onlar yardımcı oluyor. Böyle de bir komisyonumuz var. Onlar da bilgilendirme çalışmalar yürütülüyor. Belki şu an hatırıma aklıma gelememiş çok sayıda program, proje üretiliyor. Hı, hı. Ee, bu kadar sorunun içerisinde buna değinmek de gerek var mı diyoruz. Sosyal kültürel dedim. Bizim halk müziği, sanat müziği, tiyatro. Bunlar da olmalı aslında. Bizim evet, Tabii bizim ki değinmek de lazım. kadın voleybol, erkek voleybol, amatör kümede temsil edilen bir ilktir. Ee, bir bana futbol takımımız var. Harika çok, çok güzel. Çok enteresan bir şey daha söyleyelim. Bir tane değerli büyüğüm yürütüyor. Bizim vası tenis takımımız var ki kurum Türkiye şampiyonu. Harika. Hali hazırda <laughs> birincilikte güzel. mücadele eden bir takımız da vardı, emek var. Tabii o kadar çok sorun içerisinde, önceliğin içerisinde bunlara değinmek istemezdim ama faaliyetler nelerdi dedim dediniz. Tabii Kısaca bahsedeyim dedim. dolayısıyla iki dönemdir pandemiye kadar diyelim. bunu yürütmeye çalıştık. Pandemiyle beraber tabii hizmetler <laughs> aksadı ister istemez. Evet. Avukatlık mesleği de yargı da aslında bir hizmet. Türk millet adına verilen karar hizmet. Orada aksaklar meydana geldi. Ekonomik sorunlar meydana geldi. Yargıda karar alma, karar verme süreçlerimiz uzadı. Vaka sayısı tüm illerde, tüm toplumlarda olduğu gibi adli içerisinde, meslektaşlar arasında da var ve olmaya devam ediyor. Maalesef Hal evet. böyle olunca da aslında adalet gecikmez, tez verilmelidir sözü doğrudur ama maalesef imkansızlıkta. İster istenen sekteye uğradı tabii. Tabi. Olmazsa olmazım nedir önceliğimiz? insan sağlığı, kamu sağlığı ona dair. Alınan kararlar önlemleri de ilk uyması gereken bizleriz. Bu tedbirler nedeniyle bazı aksaklıklar hem avukatlık hizmetinde hem de karar alma hizmetinde, yargı hizmetinde yaşanabiliyor. Hı hı. Duam temennim modu tez Bir zamanda bundan kurtulacağız. Evet. Peki adaylıktan sonra işte seçilirseniz neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ee, Projeleriniz nelerdir? Biz aynı heyecan, aynı istek ve arzuyla devam edeceğiz. Pek tabii ki bir proje ya da bir planlamanın yapılabilmesinin yegane koşulu bu malum pandemi koşullarının ortadan kalkması gerekiyor. Zira bizim birçok hizmetimiz diğer hizmetlerde olduğu gibi insan odaklı. Dokunarak yürütebileceğiniz hizmetler uzaktan ancak eğitim verebiliyorsunuz. Diğer farklı hizmetleri yürütmeniz mümkün değil ancak İki yılına seçiliyorsunuz barolar. Hı hı. Her iki yılda bir seçilir başkan yönetim ve diğer kurullar. Seçimleri Ekim ayının ilk haftası yapılır. Evet. Pandemide de ertelendi. Veya seçildiğimiz takdirde kaldığımız yerden. Aynı heyecan aynı şekle. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak kaydı şartıyla ee, devam edeceğiz inşallah. Diyebilirim evet, bunu. Diyebiliyorsunuz peki. Şimdi 12-13 Aralık çoğunluk sağlanamazsa eğer yine 19-20 Aralık arasında seçim biliyorsunuz ertelenmişti bu pandemi nedeniyle. Yine bu tarihler şu an öngörülüyor. Ee, sizler bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İsabetli tarihler mi sizce? Ee, <laughs> bu da çok fazla tartışmaya açık bir konuydu aslında. Canım evet. Ekim ayının biliyorsunuz kanunda emredildiği üzere karar aldık. Dört tane başkan adayımız var bizle de birlikte. Değerli kurullara aday arkadaşlar, her biri kıymetli meslektaşımız. Tabii bir seçimdir, hizmet yarışıdır. Elbette. En taşınmak arz ve isteğiyle. Bir bayrak güzel, yarışı aslında. Bayrak bir yarışı. Bir şey. Çok güzel söylediniz. Onlar da var gücüyle ben de varım dedi. Taşın altına elini koydu ki seçimler iptal. Ee, İçişleri Bakanlığımızın genelgesi, İl Hıfza Kurulumuzun kararı nedeniyle e, baro seçimler ileri tarihi ertelendi. Tabii bunun da doğru olmadığını iddia ettik, karar aldık, dava açtık. Henüz dava sürecimiz devam, devam ediyor. ediyor. Kamu hizmeti ise bu da yani kamusal bir faaliyetse, insanların topluca bir araya getirilecek faaliyetse, baro seçimini iptal ediyorsanız, diğer kurum kuruluşların yapmış olduğu, özür evet. diliyorum, seçimleri evet. de iptal etmeniz gerekiyor. Burada eşitlik yok anlamında dile getirmeye çalış. Kaldı ki bu süreçte <laughs> asgari bize önerilen... E, hijyen, maske, mesafe, her tür tedbiri de aldığımızı düşünüyorum, A azami seviyede, maksimum seviyede. Ona rağmen iptal kararı çıktı. Verilen her karara biz saygı duyarız. Belli bir e, karar şöyle çıktı, canan. 1 Aralık evet. 2020'ye kadar. Biz de ancak e, seçim kararı aldınız mı? En az 30 günlük sürenin olması gerekiyor. Hı hı. Biz de dedik bu kadar aday arkadaşımız var, süreyi de çok fazla uzatmamamız gerekiyor diyerek. Ee, ilkini 12-13 çoğunluk sağlanamazsa ikincisinde 19-20 Aralık diye karar almıştık ki dün akşamki <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'nın tedbirleri <laughs> açıklamasına, tedbir, açıklamasına galiba, kadar. Evet. Tarihini ben göremedim ama e, ikinci bir bildiriye kadar ya da duyuruya Hı -hı. kadar e, sokağa çıkma yasağı var hafta sonu. Bizim seçimimiz... Genel kurulumuz hafta sonu, Haftasını. cumartesi, seçimimiz adliyede, pazar günü. Mevcut durum itibariyle henüz resmi bir yazışmaya da karar yok. Pek yapılabilecekmiş gibi de durum yok. Evet. Ama arzum, temenniyim, umarım... Çok hızlı bir şekilde kurtuluruz ki açıkladık, herkesin bir heyecanı var. Bir an önce bu seçim yapılsın istiyor, bizler de istiyoruz. Tüm seçmen ya da üye da istiyor. Umarım yapabiliriz, ama mevcut koşullar bunun çok zor olduğunu söylüyor. Evet, eşit şartlarda olmak Ol, sizin evet. de temenniniz. Evet. Tabii şimdi yargı dediğimiz zaman onlar ilişkilerinizin de hemen gün yüzüne çıkması gerekiyor. Yargı ile ilişkilerinizi de biraz değerlendirmekte de fayda var çünkü. Ee, bu da çok önemli bir süreç. Onlarla ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz avukatlar olarak, baro olarak? Ee, az önce söyledim 3000 e yakın mevcudumuz var, 3000 tane e, kıymeti meslektaşım var. Ee, bunların hizmet yürütecekleri alan adliye içerisinde. Evet. Avukat girişimiz de baron içerisinden. dolayısıyla biz her gün beraberiz. Evet. Her gün temas halindeyiz. bir şekilde görüşme halindeyiz. İşi yürüttüğünüz ya da sonuç almak istediğiniz makamda. Ee, savcılık ilgili birimler hı hı. ya da mahkeme hakimler. Buradan da idare anlamda bas savcılığımız. Yine komisyon anlamda komisyon başkanlığımız var. Adliyat adli komisyonumuz. Konya'mızda bir e, israf mahkememiz var biliyorsun Bölge adliye mahkememiz. Bize Karaman Aksaray e, ve Afyon bağlı. bağlı. Onların ilk derece mahkemelerinin istinaf kararlarına bakıyorlar. Bizim bölge idara mahkememiz var. Halbuki büyük bir yargı çevresi. Evet. Onu da söyleyebilirim. Bugüne değin iyi ilişkiler kurduğumuzu, meslektaş odaklı ya da sorunları çözme odaklı baktığımızı ifade etmek istiyorum. Hepsine gerçekten yani bizlere göstermiş olduk ilgi ya da sorunların çözümündeki duyarlıktan dolayı da teşekkür ediyorum. Hali hazırda nazardan korusun diyorum. İlişkilerimiz gayet güzel. Güzel ilerliyor. Evet. Peki çok önemli bir şey aslında Kesinlikle. bu da ilişkilerin değil Kesinlikle. mi koordineli bir şekilde ilerlemesi. Ben aslında bu konuyu yani çok hoşlandığımız bir konu değil. Özellikle üçüncü sayfa haberlerinde kadın cinayetleri çok fazla. Son zamanlarda yine Kadir Şeker davası malumunuz çok tartışıldı. Dilerseniz bu süreci de biraz konuşalım. Bu hukuk kimliğinizle birlikte. Kadın. Cinayetleri konusuyla ilgili hukuksal anlamda bir boşluk olduğunu düşünüyor musunuz? Yaptırımları, mühidileri e, yetersiz görüyor musunuz? Nedir fikriniz? Canan Hanım yine çok sayıda programda ya da özel sohbetlerde konu gündeme geliyor. Çünkü olmazsa olmazımız. E, mesele şiddetten başlayacak olursa her türlüsüne karşı olduğumuz olmaması gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. Ama nedense önleyemiyoruz. Efendim cezayı artırarak mı biz bu sorunları çözeceğiz? Temelde Olur. eğitimle mi çözeceğiz derseniz tabii ki ikinci söylediğimin daha doğru olduğunu ifade etmek istiyorum ama temele inmek. Bunun içinde yoğun çaba var, bakanlıklarımız var, ilgili kurum kuruluşlar var, özel derneklerimiz var, kadın derneklerimiz var, kadınlarımız çok etkili, çok güçlü. Ona rağmen biz çözemedik. Çözemiyoruz. Neden? Sayı artarak devam, devam ediyor. Devam ediyor. Hatta iki 3 gün önce yine bir kadın cinayeti. Evet. Söz 18 konusunda. yaşında. 18 yaşında. Bir bir yaşında. Çok özür dilerim. Çok yanlış bir terim olacak ama özür dilerim. kanıksamak gibi hale gitmesi çok üzücü. Evet. Aa, yani yine kadın cinayeti. Yine bir kadın cinayeti, cinayeti denilmeni gerekiyor. Evet. Ee, Olması olmazımız. Hayatın iki ayrılmaz parçası bir bütünü. Ama e, her türlü çabaya rağmen, e, Jale Hanım biz bizde. Cinayet dediniz bunu karşılık kanunda adam öldürme diye tarif edilmiş. Evet. Yine bizim ceza sistemimizin öngördüğü en yüksek ceza <laughs> müebbet hapis cezası diyorsunuz. Eğer birinci evde yakın ısımlık akrabalık var ise kanun tarif ettiği müebbet hapis cezası. Başka cezamız yok en ağırı efendim en ağır cezayı veriyoruz ama, ama ona rağmen o zaman bu meseleyi yargıdan önce topluma gideceğiz. Avukat Mustafa Aladağ'dan önce Mustafa Aladağ olarak konuşmamız gerekiyor. Bir bire olarak konuşmamız gerekiyor. Belki eğitimde bilinçlenme de eksik yaşıyoruz biz. Ailede bu eksikliği yaşıyoruz. Yeterli kadının değerini ya da şiddeti önleme noktasında çaba gösteremiyoruz. Her şeyi kurumlardan beklemenin her zaman yanlış olduğunu ifade ediyorum. Evet. Şikayet etmek efendim en kolaydır. Şikayet en kolaydır. Ben şu konuda şikayetçiyim. Ama böyle olmaması gerektiğini düşünenlerden. Peki çözüm ne Biz çözüm odaklı olarak. Bunun temeli yine eğitim bilinçlendirme. Kadın erkek noktasında hiçbir ayrımın olmadığı, yaratılıştan başlamak üzere bu hayatı sürdürebilmenin yegane yorunun kadın ve erkeğin birlikte olması gerektiği noktasında. Doğru mu? Nihay olarak birbirini tanıyan bilen insanlarla bu şiddet neden uygulanır? Bir insan niye cinayet işler birinin hayatına kasteder? Dinen de malumunuz esas çok ağır yaptırımımız var. Ona rağmen işliyoruz. Demek ki bu cezayı ne kadar artırırız bunu çözemiyoruz biz. Çözüm hukukta aramanın bu anlamda ikinci bir önceliği olması gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal eğitim temele ineceğiz. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Evet. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani i̇lk uçağına inmiş bir e, bizde cep telefonu alışkanlığımız var. Bunu da eleştiriyorum ben. Alışkan, her şeyi buradan görebiliyoruz. Dolayısıyla bunları doğru yönde kanalize etmek lazım. Efendim, Hepimiz televizyon bir şekilde izliyoruz baktığınız anda şiddet meyli ya da şiddete yönelik programlardan bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çok ilginçtir. izleniyor ki program yapılıyor. Evet, o zaman tabii. Hata bizde de var. Ars Neden izliyoruz? Doğru. Değil Arz talep meselesi. Dolayısıyla bu konu uzman olmamakla birlikte bir birey bir vatandaş ben olarak bunu geniş bir evet, öğrenmek ancak istedim. ceza derseniz tabii ki yaptırımlarınızı gözden geçireceksiniz. E, ceza verme amacı ıslah. Islah evi de denir bir anlamda. Hı hı hı. Ancak hangi cezayı verirseniz verin hemen tahliye ya da bir şekilde çıktıktan sonra yine suça meyilli insanlarla karşı karşıyasınız. Bunu önleme noktasında e, ceza yaptırımlar çok önemli hı hı. ama eğer sorun çözeceksek sorunu burada çözümünü ikinci planda düşünmek yani lazım. hukuksal boyutta aslında birinci plan olarak görmüyorsunuz temelinde yine yani eğitim değil mi? Özele geldik müdafilin üstlendiğimiz kamuoyunda çok konuşulan çok yazıldı çok çizildi bir Aynı yaşta bir erkek evladım var. Onu da yanıma koydu. Kadir Şeker meselesine geldi. Cihal konuya şuradan gireyim. Çok bilgi sahibiniz. Hepiniz de takip ettiniz. Hem soruşturma sürecini hem mahkeme evet. sürecini. Karar basına yansıdı. Tüm haberler elinizde. Mahkemenin ve Sayın Savcılık Makamı'nın mütalasında yani Kadir'e yönelik cezalandırma isteminde şu ifade benim için çok önemli. Kadir Şeker mahkemede kabul ediyor. Çok güzel bir yere temas ediyoruz. Yurttaşlık bilinciyle. Hiç evet. tanımadığı bir kadına yardım, yardım etme. Sahikiyle hareket etmiştir. <laughs> Efendim bunu alın. Bir tablo haline getirin. Evinizin bir kenarına asın. <laughs> evet. Onun dışında meşhum dafa vardı yoktu. Yok eylem kasten adam öldürme eylemi değildi. Aslında kadının amacı yaralamaydı. Bunu hukuk platformda bizler tartışıyoruz. Çok özel ve güzel. Hakikaten hiç tanımıyor bilmiyor o sese kaç kişi kulak verir diye bir kamuoyu yoklaması yapalım. Evet. Düşündürücü. Yöneliyor. E, tarafların ilişkisinin dönemi yok. Kadın erkek de olabilirdi. Erkek kadın hiç farkı yok. Bir şiddet. Şiddet illa fiziki anlamda değerlendirmemek lazım. Evet, bir kısım karşı görüş diyor ki kadına yönelik burada fizik şiddet yoktu. Efendim başlayan bir şiddetin neyle neticeleneceği nereden biliyorsunuz? Dolayısıyla henüz başlamışsa daha en hafif derecede ise bunu önlemeniz lazım. Kadının yaptığı bu. Ka tekrar ifade ediyorum. Bu bilinçle hareket eden, bu bilinçle salt bir insana yardım etmeye giden, Hı -hı. bir kadına yardım etmeye giden bir çocuk birini kasten nasıl öldürmek istiyor Evet, gerçekten o aldım, öldürme evet. eyleminde öldürme kastı yoktur. Olsa olsa şu şu maddeler vardı diyerek detaylı ee, savunmalar yapıldı. İstinaf diyoruz yani kararı biliyorsunuz. Hı hı. İstinaf ettik, bu dilekçe verildi. Çok kıymetli meslektaşların bu konuda destek verdi, çabaladılar. Umarım bizim maruz ettiğimiz ya da hedeflediğimiz bir karar çıkar. Tekrar yine bir Mustafa Lada olarak söylüyorum. Kadir Çeker'i 5 Şubat 2020'den bu yana tanıdım, bildim. Yine bugün olsa aynı şeyi söylüyorum. Bu evladımız, bu bizim gencimiz, hepimizin genci evladı. Ve olan değil tabii mi? Tabii ki tabii ki. Genç. Vefat eden de bizim bir vatandaşımız. Mutlaka. O da bize yaşça küçük gencimiz. Onun da ailesi hakları var. Ancak olay neden olmuş? Sonuçtan sebeplerine doğru gittiğimiz anda Kadir bir canlıya, bırakın bir insanı, kasten zarar veremez iddiamı sesli bir şekilde bir kez daha dile getiriyorum. Bunu Sayın Mahkeme'ye de aynı heyecanla sunduk, ifade edeceğiz. Evet. Ölümü kimse arzu etmezdi. Mutlaka. Kadir de pişmanım dedi. Anne var çünkü sızlanıyor orada. Benim oğlumu öldürdünüz diyor. Baba var ağlıyor. Kardeş var ağlıyor. Onların da hakkı var. Mutlaka. Onlara da saygı duyduk. ifade ettik. Hı hı. Ama bu sonucu biz istemedik. Kadir istemedi. Ne ailesi istedi ne Kadir istedi. Evliyatında Kadir'in benzeri bir eylemi yok. Kriminal bir vakası yok. Hayaller, hedefler koymuş her genç gibi az önce söyledik. Hukuk tıp vesaire mühendislik nasıl isterlerse tercih. Şu an var mı hayaliniz? Bitti. 12 yıl 6 ayın mevcut infaz sistemiyle göre kaba tabirle yatarı Cihal Hanım 80 ay. Yani 6,5 yıl. 6,5 yıldan sonra siz hayatta neler beklediğini düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. Yani çok zor bir süreçti. Evet, acı bir tablo. Hukuki anlamda Sayın Mahkeme neden bu kararı verdin diye burada tartışma asla doğru da olmaz. Eleştirebiliriz bir suççuyuz karar verdikten sonra. Şöyle yapsa daha doğru olurdu gibi ama nihayet olarak gerekçe çok güzel. Bakın başlangıç bu ifade çok güzel. Yoktaşlık, Yurttaşlık bilinciyle evet. yardıma ihtiyaç olan bir kadına giden sesine kulak veren bir kadir diyerek başlıyor. Demek ki sayı mahkemede de bu noktada kanaat var. Ama işte eylemle sonuçla kullanılan alet suç alet diyoruz. Teknik terimler orantı vesaire derken adam öldürme diye değerlendirdi. Umarız bizim istediğimiz arzu ettiğimiz gibi neticelenir Kadir Şeker davası. Son olarak Kadir'le ilgili şu olsun çok konuştuk belki de e, cezanın ardından Kadir'e soruluyor. Müdafaa arkadaşımıza verip. Şimdi olsa ne yapardın diye? Yine yardım ederdim. Gerçekten mi aynı yanıtı Efendim, evet. bunu yine bunu da alalım. Tüm gençlerimiz bizler. Evet. Sadece mesele gençlerimiz. Tabii de tabii lazım. tabii tabii. Hepimiz yardım edeceğiz. Şimdi sosyal bilinç de ortaya çıkıyor. Psikolojik Kesinlikle. anlamda bizi de etkiliyor işin doğrusu böyle bir durum karşısında. E Yardım ederim diyorsa doğru noktadan ilerliyoruz. Bunun temeli de iyi bir eğitim, iyi bir anne baba terbiyesi ve oradan geliyor demek ki doğru anlatıldığı takdirde gençlerimizde doğru bilinçleniyor. Ee, bu noktaya geldiğimizde de Kadir bir sembol oldu. Hı, hı. Ee, tabii çok inanılmaz destek. Sayı ben size söyleyemem. İnanılmaz bir destek bilemiyorum şimdi. Evet. Kadir'in yanında yer alan, Kadir'e adalet diyen, destek isteyen ama onu tecelli edeceğine ve gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Evet. Evet sohbetimize devam edeceğiz. Bir ara vermemiz gerekiyor. Ee, sevgili izleyiciler kısa bir ara aranın ardından yine buradayız. Evet öyle arası yine kaldığı yerden ve son bölümüyle devam ediyor. Şimdi Kadir Şeker davasını konuştuk. Ümit ediyoruz ki her şey güzel bir şekilde hallolur diye ümidimizi yitirmiyoruz ve bu şekilde burada noktayı koyalım. Şimdi dilerseniz bu konuyu da açmakta fayda var. CMK adli yardım konusunu çünkü bu konuda kadına pozitif ayrımcılık sağlandığını biliyoruz ama Belki bilmeyenler vardır, sevgili hanımefendilerin burada sizden öğreneceği mutlaka bir şeyler vardır. Kimlere bu adli yardım yapılıyor, şartlar nelerdir? Bu konuyu da konuşalım. E, CMK dedik, adli yardım. Evet, farklı evet. farklı müessese, evet, Bizi evet. biri ceza yargılamasında ihtiyaç hı hı. sahibi insanlara sunulan hizmet, kamusal bir hizmet dedim. Hı hı. Adli yardım da yine kuruluş ve yönetmeliğe tabi olan Bütçesi Sayın Bakanlığımız tarafından aktarılan, sekve idaresi ve ödemesi barolar tarafından yapılan hı hı. bir sistem. Görev süremiz boyunca da özellikle aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, hı hı. maddi geliri olmayan, yani işi olmayan, adına kayıtlı mal varlığı olmayan, özellikle kadınlarımız ağırlıklı boşanma ve eklentiler diyoruz, velayet ve maddi tazminat, evet. nafake gibi hükümleri kapsayan öz, yine özellikle evet. belirttiğim aile hukukunun en hassas konu bu. Uyuşmazlıklarında bu şartlara tabi ise biz derhal yine kayıtlı avukat arkadaşlarımızdan bir meslektaşı görevlendiriyoruz. Ee, bu müracaat eden hanımefendi ya da beyefendi diyelim ama ağırlık evet. kadınlarımız evet. avukat arkadaşımıza sadece bir vekale çıkartıyor. Onunla dava yürüyor. Hatta hatta yargılama sırasında ciddi bir yargılama gideri masraf talebi olduğu ve bu da başvurucu tarafından karşılanamadığı belgelenebilirse onu dahi yönetim kurulu kararıyla adli yardım bütçesinden ödemek dahi mümkün. Böyle bir kurum var. Ee, Büyük bir kolaylık aslında. İnanılmaz. Hem ilçelerimizde haftanın belli günleri, bir ilçemizde haftanın iki günü. Konya merkezde ise Cihal Hanım her gün iki avukatımız, meslektaşımız adli yardım nöbet tutmakta diyelim her gün. Burada vatandaşlarımızın o anki sorularına cevap vermeye çalışmaktalar. Bunlar daha çok adli yardıma yönlendirip doğru belgeleri bilgileri istiyorlar. Biz de hemen ilgili komisyonumuz görevlerini yapıyor. Çok kısa sürede davası açılıp ya da açılmış olan bir davaya cevap veriyorlar. Biz de ödemesini gerçekleştiriyoruz. Tekrar vatandaşımızdan burada herhangi bir ücret talep edilmiyor. edilmiyor. Bu hizmeti biz uygulayıcısıyız. Bakanlığımızın ya da hükümetimizin bir hizmeti uzun yıllardır devam eder. Her yıl düzenli avukat sayısına göre ödenek gelir. Biz de bunu yasa mevzuat çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bizim burada işte pozitif ayrımcılık noktası burada. Olmazsa olmazımız kadın noktasında yürüyoruz yine onların bu noktada pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerektiğine dair bir kanaat oluştu diyelim bizde. Yönlendirmeyi oradan yapmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak hizmet e, kararlarımız diye aldığımız kararlar kadınlarımızın aile okuna ilişkin uyuşmazlıkları. Evet bu da büyük bir kolaylık. Tabii evet. o sürece gelinmesini istemeyiz ama Kimsimiz, olay evet. ki böyle bir durum olduğu zaman ki hayatta akışta her şey var. Böyle bir kolaylıkta. da Peki sağlanıyor. Şimdi meslekler meslektaşlarınız arasındaki dayanışmayı biraz konuşmak isterim çünkü bu süreç sizin için hem sancılı hem zevkli, hem de zor çünkü ilk bölümde biraz bahsettiniz. Bu dayanışmayı biraz açalım isterseniz hem yeni meslektaşlarınız adına biraz ilham olması adına ve Türkiye şartlarında değerlendirdiğimiz zaman kaç yıl demiştiniz bu meslekte 25, 25 yıl dedile kolay tecrübelerinizi de aktararak neler söylersiniz? Ben 25 derken bir abimizin kulakları çınlasın Allah güzel ömür versin Rusa tarihini söyleyeyim 1953. 1953 çok ben iyi. hesap yapamadım ben 67 yıl <laughs> <Evet. gülüyor> halen çok şükür sağlığı yerinde Maşallah. değerli babamız. onun yanında 25 yıl biraz az kalabilir ama tabi aktif adliyenin her aşamasında bulunmaya Olmuşsunuz. çalıştım. O tozlu yollarından raflarından dosya çıkarttık. İcra haciz nedir? Yoğun mesai harcadık. Ee, düştük, kalktık. Kimi zaman ittirdiler dur dedik. İtiraz yine itiraz geldi. Yani evet. mesleği dolu dolu yaşamaya çalıştık. bunun dediği, Ekonomik anlamda zor günlerimiz de oldu. yüzer günler de oldu. Kazandığımızda sevindik biz de müvekkillerle beraber. Kaybedince üzüldük. Hakim karar verdi dedik. <laughs> Topu başkasına attık evet, belki de. Öyle Bu olur noktada ya. ben Şahsen ya da birçok arkadaşımız da aynı düşüncedir. Başkaca meslek tercihimiz olmadı. Hayatınızdaki meslek bir şahsında değil mi? Yani öyle başladı işin içine tadına bakınca daha çok lezzetli geldi. Biz de devam ettik birçok üstad da öyle. Şimdi her türlü zorluğu anlatıyorum ama öyle Aha. gençler var ki canım çoğunlukta Ben diyor her türlü zorluğu anlatıyorsun sayın abim başkanım üstadım evet. ben avukat olacağım diyor. İdealist. Abi bu çok önemli. İşte biz tam aradığımız hamuru bulduk. İşleyin işleyebildiğiniz kadar. İdealist bir hukukçu Bak bununla hukuk ya da meslek yarınlara gider. Zaten götürecek olan onlar. Benim hep ruhsat törenlerinde lafım bir ayağımız çukurun önünde. Ha girdi girecek Eyvah. bu mesleği yüceltecek. <laughs> yarınları en iyi taşıyacak onlar. Efendim o kadar zorluk anlattınız ki ümidiniz var. Neden olmasın? İnsan ümidini yitirir mi? Evet. Hepimiz yitirdik ne olacak? olmaz mutlaka ümitimiz var sorunlarımız var konuştuk çözüm yollarını konuştuk yetti mi yetmedi çabaya devam gece gündüz demeden fedakarlık işi bu hepimiz fedakarlık göstereceğiz 3000'e yakın mevcudum üçte ikisine yakın yılın altında hı hı. kadın sayısı da artıyor bu arada yarı yarıya yarı bu kadınlarımız, kadınlarımız da fazla. artıyor. daha e, ofislerde çalışanlar kendi bürolarını açanlar son derece başarılı e, kadınlarımız da var alkat arkadaşlarımız Özellikle komisyonlara anlattım isimsiz kahraman. Çok sayıda arkadaşımız, gencizik kadınımız burada görev yapıyor. Evet. Onların çabasıyla belki e, biz ön plana çıkıyoruz. Baro faaliyet yürütüyor. Halbuki bunu yapan sen değilsin ki. Gönülde bir yüzü ben. Onun evet. arkasında bu kahramanlar var. Gönülden teşekkür ediyorum. Bunu beraber yürütüyoruz. E, dolayısıyla bunları konuşurken şunu arkadaşlara ifade etmeye çalışıyorum. Bir, bizim hizmet alanımız adliye. Dolayısıyla iki meslektaş istese de istemese de adliyede bir araya gelecek yani. <laughs> Evet İşin belki hafif tatlı rekabet tarafı bir davanın iki tarafı var. Hı hı. Davalı davacı müşteki sanık. Onun da iki tane vekili var. Bir davada ne yapıyorsunuz bir araya geliyorsunuz farklı şeyleri iddia ediyorsunuz. Evet. Bu hukuki anlamda tatlı bir rekabet. Hı hı. Biz her şeye rağmen dava bittikten sonra meslektaş olduğumuzu asla unutmayız. O nedenle baro kapısından girecek meslektaşa genç üstat ayrım yaptım. Diyorum ki ben bu da batif e, latife olsun ya da unutulmasın diye söylüyorum. Bir, birbirinize selam vermediğiniz gördüğüm anda 200 lira para cezası keseceğim ha diyorum. Evet. Bu işi espriye <laughs> boğmanın e, yegane mi? amacı var. E, sorunun çözümü birlik beraberlik dedim. Onun çözümü de samiyeti, o sıcaklığı, o güler yüzü ilgiyi arttırmaktan geçiyor. Burada gayo. Birçok baroda uygulanır da adliyede ama bizde duruşmanın bir saati vardır. 9.30-10 dediniz. O davanın iki tarafı vardır. Bir meslektaş geldi, diğer meslektaşımız gelmedi. Yani biz bunu büyük oranda sağladık. <laughs> evet. Bir meslektaş diğer meslektaşı duruşma salonuna gelmeden duruşma almaz. Bekler. Bu çok önemli. İşte bu birlik beraberliği sağlama noktasında da biz azamı gayret sarf etmeye çalışıyoruz. Evet tabii bu birlik beraberlik de son derece önemli. Tabii yine belki birçok aktaracağınız şeyler vardır ama <laughs> Ben biraz da sizin artık şu e, mesleki anlamdaki meslek anlamının dışında biraz şu konuyu da konuşmak istiyorum. Şimdi sizinle ilgili araştırma yaparken şu meşhur ekşi sözlükte sizin çok mütevazı, e, çok iyilik sever, yardım bir insan olduğunuz karşıma çıktı. Tabii ben de Konya'da yeni olduğum için böyle bir araştırmaya giriyorum. Sizi tanıyanlar zaten bu özelliklerinizi biliyorlardır ama bizler hukukçuların böyle birazcık o kimliklerinin dışında olan kısmını da aslında sevgili izleyicilerimize paylaşmak isteriz. Örneğin Mustafa Alada mutfağa girer mi? Kitap okur mu? Ailesiyle hangi vakit nasıl geçirir? Kaliteli zaman geçirir mi? Çocuklarınıza ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Çok böyle hızlı bir yaşantınızın olduğunu sözlerinizden anlıyorum. Çok hareketli ve idealist bir yaklaşımınız var. Ee, bu durumunuzu da biraz konuşmak isterim sosyal açıdan. Bir doktor arkadaşın ifadesiyle <laughs> tedavi derecesinde bir e, hiperaktiflik olduğu söyleniyor. Evet. Maalesef küçükken tespit edilememiş. Annem söylermiş komşuya gittiğinde pencereye bağlardım ben seni diye. Bu fıtrat gereği bunu değiştirmeniz mümkün değil. Bu böyle de devam etti. Özel yaşantımda da böyle, mesleki yaşantımda da öyle, baroda da öyle bir yerde belli bir süreden sonra oturamamak gibi bir hal var. Bu ne kadar doğrudur ya da ne kadar tehlikelidir ona onu bilemiyorum ama mevcut halimden durumundan bir şikayetim yok. Ana hedef bir insana bir burada meslektaşa baroda dışarıda bir insana dokunabilip bir yardımımız oluyorsa ne mutlu. Ee, ya asansöre biniyoruz 10 saniyelik bir yolculuk var. O insana siz kimsiniz deme mecburiyet hissediyorum diyebilirsiniz ya 10 saniye görüşeceğiniz bir insanı niye merak edersin? Bu huy ve yapı diyelim. Hı hı. Ee, tekrar. Bunları yaparken çok doğru yapıyorum. Herkes de bunu yapsın demiyorum bu. Tartışılabilir. Ama bu bende böyle. Değiştireyim diye bir çabamda, eğitimimde olmadı benim. Onun dışında hani az önce anlattım. Sizin de çok güzel sözünüz. Heyecanım olduğu müddetçe ayaklarım sürün. Evden çıkıyorsun mesaiye başlarken aklınıza gelen ne olacak? İlk önceliğiniz aslında benim bürom olmalı ya da değil mi kazanç olmalı. Evet. Baro geliyor. Baro geliyorsa diyorum benim hayatım, her şeyim, bütün mesaim barodan ibaret. Yani meslektaştan ibaret. Orada da bir ilgi teveccüh kabul edilebilirlik devam ettiği müddetçe biz de hizmeti yürüteceğiz. O heyecan, ee, bir o günkü o heyecanımız kadar. kalmadı azaldı ya da ömrümüz kifayet etmedi diyeceğiz ki bizden buraya kadar. Onlar teşekkür edecek biz teşekkür edeceğiz. Onun dışında tabii dört tane evladımız var, bir ucuçu, üç olsun. tane kızım var. Çok iyi. Tüm kız çocukları gibi dünyalar tatlısı. Onlar babalarını sever, ben onları severim. Mutfaklarınız Eşim araş, nasıl? Efendim, Mutfaklarınız nasıl? E, yok, hiç marifeti hiç yok. değilim. Ama evde hanıma her türlü yardımı hazırım, yaparım da ben. Hiç gocunmam ve çekinmem. Harika, çok ama güzel. Mutfak gibi beceriye sahip değilim. Belki de keşfedememişsinizdir. Bunu Aynen böyle öyle. diyebiliriz e, komşuluk belki. Komşuluk ilişkilerine önem veririm. Değerli dostlarım, arkadaşlar Hislerisi onlarla atıyoruz. Çok iyi komşularım var. Büroda 25 yıllık bir ortağı sahibim. 25 yıldır aynı Aynen, büroda hayatımızı ham ettiriyoruz. Sağolsun bu faaliyeti aksalde yürütmeniz mümkün değil. Çünkü baroculuk gönüllükle yürütülür. Evet. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Bunun bir e, ücreti yoktur, huzur hakkı yoktur. Baro Başkanlığı ya da yönetim kurullarında bugüne kadar görev yapan herkes bu bilinçle yapmıştır. Bu makamı sadece hizmet odaklı görür. Bir noktaya ulaşayım diye basamak olmamıştır. Hiç bu niyette bir başkana ya da ağabeyime bir yönetim kuruluna rastlamadım. Hepsine gönülden teşekkür. İşin zorluğunu anlayınca onlara bir kat daha teşekkür ediyorum. Nasıl başardılar diye. Bizim de faydamız olabiliyorsa ne, ne mutlu hatası. onlara. İyi olmak zorundayız efendim. Daha İyi abi. insan olmak zorundayız. Temel nokta Ona da mecburuz aslında. Başka uzak, çağrımız değil yok. Mi? Hayata pozitif bakmak zorundayız. Harika çok güzel. Evet şimdi bir e, elif saatimiz var. Çok kısa hemen elif saatini alalım. Sevgili yönetmenimden sonra yine burada sohbetimizi e, noktalayıp programa veda edelim. Evet sevgili arkadaşlarım Confucius'un çok güzel bir sözünü sizlerle paylaştı. Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışlarından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf eder. İyi insan olmak demiştiniz. Confucius'la hemen hemen aynı doğrultuda oldukça keyifli ve güzel bir sohbetti. Mustafa Bey çok sağ olun var olun. Çünkü programımızın sonuna geldik. Size e, hayatınızda başarılar diliyorum. Son olarak sevgili izleyicilerimize aktarmak istediğiniz düşüncelerinizi alalım. Ee, Şahar son söz muhteşem. İyi insanlar çaba sarf ederler diyor. Evet biz ona bir de adil insan, doğru insan ilave ediyor. hukukçu kimliğimizde. Evet sorun vardır ama çözmek için ne yaptın diye soru yöneltilir insanlara. Sen ne yaptın? Hiç yapamıyorsan demiş adam karanlıkta bir ışıkta sen yak. Bu bir çabadır. Tekrar bir büyüğümüz sözüydü çok hoşuma gidiyor. Tırnak ucu kadar fayda Önemlidir. Her başlangıç önemlidir. Dolayısıyla herkesi ben ışık yakmaya davet ediyorum. Güzel, sağlıklı, mutlu günlerde inşallah buluşalım diyorum. Ben çok keyif aldım. Bu fırsatı verdiniz. mesleği meslektaşları konuştuk. Baroyu konuştuk. Biraz da özele dokunduk. Çok keyif aldım. Arada duygulandırdınız. Umarım tatminkarda da güzel bir program olmuştur. Ben yine şahsınıza ve BBN Türk ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Evet efendim böylece öğle arası programımızın sonuna geldik. Bizler bugün öğle arası programında Konya Baro Başkanı Sayın Mustafa Aladağ'la birlikte olduk ve baro çalışmalarını, hizmetlerini ve tabii ki ülkemiz üzerindeki etkilerini ve seçim sürecini biraz da özel hayatına değinmeye çalıştık Mustafa Bey'i biraz daha yakından tanımak istediğimiz için. Böylece programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın saatleriniz 12'yi gösterdi. Ben yine burada olacağım. Lütfen kendi kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Hoşçakalın.